Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir atık yönetimi projesi kapsamında atıkların geri dönüşümü devam ediyor. Son 3 yıllık süreçte proje sayesinde toplam 11.891.485 liralık bertaraf bedeli elde edildi. Temiz bir çevre oluşturmak, sadece Mersin'in değil tüm dünyanın çevre geleceğine etki etmek, çöpten değer üreterek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Mersin genelinde Merkez, Tarsus ve Silifke ilçeleri olmak üzere 3 adet katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisi yer alıyor. 12 Ekim 2015 tarihinde elektrik üretimine başlayan katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde saatte 6 megawatt elektrik üretiliyor. Elektrik üretimine 2016 yılı Nisan ayında başlayan Silifke Göksu katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde 1.2 megawatt, 2016 yılı Temmuz ayında hizmete açılan Tarsus Gürlü katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde ise saatlik 2.4 megawatt üretim sağlanıyor. Katı atıkların değerlendirilmesi konusunda Mersin'de yeni bir çığır açan proje sayesinde katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinden 2014 yılında 2.337.860 lira, 2015 yılında 5.049.608 lira, 2016 yılında 4.504.016 lira, 3 yıllık zaman içinde ise toplam 11.891.485 liralık bertaraf bedeli elde edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geliştirdiği evsel katı atıklardan elektrik enerjisi üretimi projesiyle 14-16 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen Sağlıklı Kentler Birliği 25. Olağan Meclis toplantısında jüri özel ödülüne layık görülmüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlerini hız kesmeden sürdürürken üreticilerin yanında olmaya da devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelleri Türkiye'nin limon diyarı Erdemli'de hasat ziyaretinde bulunarak üreticilerin nabzını tuttu. Türkiye'deki limon üretiminin yaklaşık %70'inin karşılandığı Erdemli'de hasat devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Erdemli ilçesinde 2016 yılında 90 bin dekar arazide yaklaşık 496 bin ton limon üretimi gerçekleşti. Üretilen limonun yaklaşık %10'luk kısmının hasadı tamamlanırken toplanan limonlar zaman kaybetmeden piyasaya sürüldü. Kalan bölümün büyük kısmı ise yatak limon olarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren soğuk hava depolarına nakledildi. Erdemli'nin Sarıyer mahallesinde limon üretimi üreticinin yüzünü güldürürken mandalina ve portakal üretimi de beklentileri karşıladı. Hasadın başlamasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tespit ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette üreticinin içinde bulunduğu duruma ışık tutan ve hasadı yapılan limonun iyi bir fiyattan satıldığını, fiyatların böyle gitmesi halinde üreticinin yüzünün güleceğini anlatan mahalle muhtarı Bekir Demirarslan, fiyatların üretici açısından olumlu karşılanmasının ihracatın açılmasına bağlı olduğunu belirtti. Limon hasat sezonunun Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen üreticiler, limonun üreticisine ve tüccarlara getiri sağlamasının yanında istihdam kapısı olduğunu ve bahçelerde, depolarda, kurulan tezgahlarda ve limon kesiminde yaklaşık 5000 kişinin çalıştığını anımsattı. Üreticiler limon sayesinde işsiz vatandaşların günlük yevmiyelerle de olsa para kazanmasının önemine işaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tarıma destek projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Ücretsiz dağıtılan 50.400 kök nergis ikinci senesinde çiçek açarken hasada başlayan üreticinin sevinci ikiye katlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından nergis çiçeği yetiştiriciliği ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2015 yılında Tarsus'un Kızılçukur Mahallesi'nde 63 üreticiye dağıtılan 50.400 adet nergis soğanı ikinci senesinde çiçek açtı.
Üreticinin hasada başladığı nergis soğanları her yıl yavru soğan vererek çoğalırken, bir taraftan üreticilerin ekonomik gelirini artırıyor, bir taraftan da kullanılmayan tarım dışı arazilere değer katıyor. Tarsus'ta seçilen pilot bölgedeki üretimi öğrenen Erdemli ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak projeden faydalanmak için talepte bulunmalarının üzerine harekete geçen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, yapılan değerlendirme ve tespitlerin ardından taleplere olumlu yanıt verdi. Tarsus'ta üreticilerin ek gelir kaynağı olarak üretimini gerçekleştirdiği nergis yetiştiriciliğine katılan Erdemli'nin Hüsamettli ve Arslanlı mahallelerinde de 23 üreticiye 50 bin adet nergis soğanı dağıtımı yapıldı. Kısa sürede çiçek açan nergisler ilk hasadı yapan Erdemlili üreticilere de ek gelir kaynağı oldu. Projeden yararlanan üreticiler ise Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sunduğu imkandan dolayı elde ettikleri ek gelirin her sene artmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı nergis soğanlarını alarak alternatif gelir kaynağı elde ettiniz. Bu proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Proje bizim için çok iyi oldu. Üreticilik de arttı yani. Nergizlerimizi ürettik. Hiç böyle bir şey aklımıza gelmiyordu. Çok teşekkür ederiz yani. İyi fikir oldu bizim için. Hem iyi gelir kaynağı oldu. Geçen sene iyiydi. Bu sene daha iyi. Nergis soğanlarımız çoğalıyor. Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ederiz. Peki bu soğanlar ne zaman dağıtılmaya başladı? Geçen sene Eylül-Ekim ayında verdiler. Diktik yani. İlk senede hemen açtı nergizlerimiz. Evet. Kaç kök soğan verildi? Kişi başı 800 tane verildi. Bu kaçıncı hasatınız? Bu ikinci hasatımız. Geçen sene de yine topladık. Gelir elde ettik yani. Bu sene de yine toplamaya başlıyoruz. Öncelikle ve özellikle başkanımız Burhanettin Kocamaz olmak üzere ve bütün çalışma arkadaşlarına içten teşekkürlerimi sunuyor. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Şu anki yaptığı hizmetlerin başlı sıralaması bayağı aklıma geç de olsa geliyor. Şu an ilk baştan başlayayım. Muhtar olduğum dönemden bir sene sonra o civarlarda bir nergis soğanı dağıtımı için aradılar. Dediler senin orayı pilot bölge olarak seçtik. Bunun için ben de çok bahtiyar oldum. Allah razı olsun. 63 aileye nergis soğanı dağıttılar. Şu anda ürünü aldık. Şu anda elimde gördüğünüz ve Allah izin verirse hasatına başladık. Geçen yıl başladık. Bu sene devamı geldi. Bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. Tarıma verdiği destekler nedeniyle üreticilerin takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi'nin nergis çiçeği yetiştiriciliği ve yaygınlaştırılması projesini ilerleyen süreçte yaygınlaştırarak üreticinin yanında olmayı sürdüreceği bildirildi. Gelişmeleri aktardık. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.